Merhaba arkadaşlar. Bugün bir update notlarını inceleyeceğiz. 15 Temmuz tarihinde yayınlanan update notları. Ee, Bunlara nasıl erişildiğini daha önceki videolarda anlattım. Ee, optimizasyon güncelleştirmeleri gelmiş. Burada hani önemli olduklarımı bahsedeceğim. Teferruata fazla girmek istemiyorum. Birim öldürme oranı eklenmiş. Yani birim yıldız seviyesi, birim sayısı ve etkisi final puanlama yani MVP olmanızı etki ediyor. Buradan anladığım şey bu. Burada yıldız seviyesini biliyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5 yıldıza kadar gidiyor. Birim sayısı dediği atıyorum bir serf birliğinde 32 tane varsa bir hüsar birliğinde mesela 16-18 tane falan var. Onun da bir etkisi olacağı. Ve bunun e, etkisini yani e, kullanım şeklinde final puanlamaya etkilendiğini söylüyor. Birim öldürme menüsü gelmiş. Ben şu an nerede olduğunu bilmiyorum bunu. E, Glevrünün bir değişiklik var. Ondan sonra bahsedeceğim. Burada yer alıyor. Bu ise e, Kaplan ilahiyat e, rününün normal saldırı hasarı %12'ye çıkartılmış. Yine bir başka bir Glevrünün Kaplan Adalet rununda e, muharebe, muharebe harareti ve muharebe ilahı e, becerileri kullanınca aktifleştirme olayı gelmiş. Aynı zamanda iki e, defaya kadar da birikebiliyor. E, çift bıçakta bir, e, çift bıçağın rununda bir değişiklik olmuş. Runun adı e, sıçan muğlaklık diye geçiyor yanlış e, anlamadıysam. Zehir bulutu efekti 10 saniye, 10 saniyede bir defa kullanacak şekilde değiştirilinden bahsediyor. Onun aşağısındaki kısımda Warlord dediği bizim oynadığımız klaslar, klasların dengesinden ve optimizasyonundan bahsediyor. Kargi için bir kısım var burada. bu bahsedilen kısımda sadece iki maddesine değineceğim. öncelikle en üsttekine değineyim. Burada bahsettiği şey Sağ klikle bineğin üzerindeyken Sağ klikle damage atıldığında Ekstradan 258 Ezici hasar vereceğini Bahsediyor ee, Onun haricinde e, Burada com, Combat dismount dediği Kısım attan yani binekten Atladığımız zaman diğer becerilerle Kullanımı düzeltilmiş bu sorunu Ben yaşamamıştım ama demek ki Yaşayanlar varmış bunun yanında e, Q'ya basıp atlayarak binekten atlayarak vurulduğunda %200 temel ezici hasarın yanında artı 460'da ezici hasar e, buff'ı gelmiş. Bu şekilde bir değişiklik var. Bug kısmında ise benim e, önemli olarak gördüğüm kısım Nodachi'nin Blood Oath dediği kısım e, önemli. E, bir şeyini bilmiyorum. Ben Nodachi oynamadığım için Türkçesini bilmiyorum. E, burada bahsettiği skill'in e, kullanıldığında Samurai Merch dediği becerisinin sıfırlanmama sorunu varmış. Bu düzeltilmiş. Aynı zamanda bir başka kısım, başka madde de burası. E, bu da Kara Güneş Münzevisi olarak adlandırılan bir zırh seti var. E, bu iki set yani iki parçası giyildiğinde Blood Out'un e, %20'den %30'a çıkarılacak bir e, set buff'ı mevcut. E, bunun açıklaması ve etkisi düzeltilmiş. Yani bu seti bir denemenizi tavsiye ederim ben de. Eğer ki bu bahsedilen skill kullanılan bir skill ise. Evet arkadaşlar bugün bahsedeceklerim bu kadar. 15 Temmuz'da e, bu e, güncellemeler paylaşıldı. Eğer ki devamını okumak isterseniz nasıl erişileceğini anlattım önceki videolarımda. E, video sonunda da ekleyeceğim zaten onu. E, bunun aşağısında zaten tarih var. Burası da bir önceki güncelleştirmede yaptığımız açıklama yer. Yeni birimlerin, yeni sınıfın geldiği kısım. Üst kısım 15 Temmuz kısım. Onları tarihlere dikkat ederseniz sizin için daha kolay olabilir. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.